Kanal Fırat Ana Haber Bülteni başlıyor. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar diliyorum. 3 ayların ilk rahmeti Regaib bu gece idrak ediliyor. Regaib'in gelişiyle bereketli saatler yayılır kainata. Recep ayının fazileti, Ramazan ayının manevi iklimini hazırlayacak olan Regaib'de müminler dualarla buluştu. Bu kapsamda Elazığ İl Müftülüğü tarafından Hacı Fethi Camii'nde kandil programı düzenlendi. İslam aleminde mübarek kabul edilen ve Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan 3 ayların habercisi Regaib kandili idrak edilecek. Müslümanlar için büyük öneme sahip 3 aylardan Recep ayının ilk perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gecesi idrak edilen Regaib kandili, rahmet ve mağfiret gecesi kabul ediliyor. Kelime olarak Regaib, çokça rağbet edilen, nefis, kıymetli, değerli, ihsan manalarına gelen Regaib'e kelimesinin çoğuludur. Buna göre Regaib gecesi denilince, çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece manası anlaşılır. Bu gece Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır. Bu geceyi ibadetle ihya etmenin sevabı pek çoktur. Diğer zamanlarda okunan her Kur'an harfi için 10 sevap verilirse, Recep ayında yüzleri geçmekte, Regaib kandilinde ise daha da artmaktadır. Kaza ve nafile namazların sevabı ise diğer geceleri oranla kat kat fazladır. Regaib kandilinde yapılacak ibadetlerden birisi de duadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde bu gecede yapılacak duaların Allah katından geri çevrilmeyeceğini bildirmişlerdir. Peygamberimizin Mevlid-i Şerif olan kutlu doğumuyla yeryüzü nasıl küfür ve cehaletin karanlıklarından kurtulup büyük bir mutluluğa boğulduysa, onun dünyayı teşriflerinin ilk basamağı sayılabilecek bu Regaib gecesini de bütün kainat alkışlamış, coşkun bir sevinçle ayakta karşılamıştır. 3 ayların ilki olan Recep-i Şerif girdiğinde, Allah'ım, hakkımızda Recep ve Şaban ayını mübarek kıl. Bizleri Ramazan ayına ulaştır diye dua eden Allah Resulü'nün bu hadisi şeriflerinden istinbat edilen yoruma göre, Recep ayının hassaten, manen çok bereketli olan bu Regaib gecesinin bir özelliği de mübarek Ramazan ayının ilk habercisi olmasıdır. Ve tüm müminler bu gecede ellerini semaya kaldıracak, ülkemizin bekası, birliği ve bütünlüğü için dualar edecek. Hayırlı kandiller Elazığ. Sevgili seyirciler, görevi başında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 30 yaşındaki polis memuru, hemşehrimiz, görev şehidi Emrah Barak, memleketi Elazığ'da gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Abi! Abi! Polis memuru, hemşehrimiz Emrah Barak, 30 yaşında, kalbine yenik düştü. Ala milleti Resulillah neke ya Rahman ya Rabbim. Bismillah ala milleti Resulillah. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru hemşehrimiz Emrah Barak, geçtiğimiz gün görevi başında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Barak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Görev şehidi Barak'ın naaşı Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ'a getirildi. El-Fatiha. Rabbim sabrımızı artıracak. Hadi anne gel. Gel namazımızı kılalım hadi. Görev şehidimiz Barak için merkeze bağlı Sürsür Mahallesi Yeşil Camii'nde cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazına hemşehrimiz polis memuru Barak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Abdullah Demirdağ, 8. Kolordu Komutanı Kor General Osman Erbaş,
Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Arifane söyleyler, Mevlam gönlüm neyler, neylerse güzel eyler. Demek ki Mevlam kulunu bana gel dedi, kendi yanına aldı. Bu mübarek günde Emrah'ımız Rabbimize kavuştu. Merhum Emrah kahramanımıza, polisimize, dünya ve ahirete mutallik hak ve hukuklarınızı, maddi manevi, uhrevi bütün hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Hakkımız helal olsun. Allah rahmet eylesin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kılınan cenaze namazının ardından görev şehidimizin naaşı meslektaşlarının omuzunda taşınarak Asri Mezarlık'ta gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Billahi ve ala milleti Resulillah gufraneke ya Rahman. Billahi ve ala milleti Resulillah gufraneke ya Rahman. Dön. Allahu Ekber la ilham. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Elazığ'ın Baskeli ilçe nüfusuna kayıtlı olan 30 yaşındaki Emrah Barak'ın bekar olduğu, İstanbul'a tayini çıktığı yeni tayin yeri için hazırlık yaptığı öğrenildi. Medya grubumuz olarak görev şehidimiz Emrah Barak'a Allah'tan rahmet, acılı ve kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Emre Arulat Mimarlığın yürütücülüğünde ve Elazığ Belediyesi ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile gerçekleştirilen Umut Elazığ projesinin tanıtımı İstanbul'da gerçekleştirildi. Projeden elde edilen gelir şehrin kentsel dönüşümünde kullanılacak. Türkiye'nin kaçınılmaz gerçeği deprem 24 Ocak 2020 akşamı Elazığ'ı vurdu. Elazığ, merkez üssü Sivice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde depremle sarsılmış, depremin ardından ise göz ardı edilen mimari ve sağlam olmayan binaların getirdiği acı bir kez daha yaşanmıştı. Aynı acıların tekrar yaşanmaması için bir araya gelen Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Yeditepe Üniversitesi, Emre Arulat Mimarlık, Türkiye'ye örnek olacak Umut Elazığ isimli sosyal sorumluluk projesini başlattı. Elazığ için 600 bin metrekarelik bir alanı kapsayan, doğaya ve çevreye duyarlı, kendi kendine yetebilen, sürdürülebilir ve alternatif mimari tasarım çözümlerinin yer aldığı Umut Elazığ projesinin tanıtımı İstanbul'da gerçekleştirildi. Proje tanıtım toplantısına Elazığ Valisi Erkay Ayırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Silhan Arsan, Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan ve projede yer alanlar katıldı. Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, emeği geçenlere teşekkür ederek Harput'un mimarisini yansıtan bir projenin olduğunu söyledi. Bu projeyle ilgili özellikle söyleyeceğim şey şudur. Bu konu bana iletildiğinde bütün gücümle arkanızdayım dedim. Süper bir çalışma oldu. Hem Sayın Arulat'ın hem de bizim Mimarlık Fakültesi'nin dekanı Ece kızım ve öğrencilerimiz bu projeye gönülden samimi bir inançla katıldılar. Dün son şeklini gördüm. Bazı sorular da sordum. Eski belediye başkanı olarak. Hemen hemen tam
Şimdi göreceğiz birazdan. Her şey güzel düşünülmüş. Yöre, mahalli kültürü de içine alan bir mimari proje çıkmış. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları güçlü bir şehir inşa ederek Elazığ'ı birçok mega proje ile geleceğe hazırladıklarını söyledi. Güçlü bir şehir inşa etme hedefiyle Elazığ'ımızı geleceğe hazırlarken, altyapıdan üst yapıya, kültürden sanata her alanda şehrimizin gelişim ve değişimine katkı sunmaya gayret ediyoruz. Yaşadığımız 24 Ocak depremi ve pandemi sürecinin tüm olumsuzluklarına rağmen, şehrimizin ihyası noktasında nice medeniyetlerin vücut bulduğu kadim bir şehir olan Elazığ'ımızı yepyeni meydanlar, yeni yaşam alanları, fuar ve kongre merkezi, engelsiz yaşam merkezleri gibi pek çok mega projemizle ve elbette kentsel dönüşüm çalışmalarımızla geleceğe hazırlıyoruz. 24 Ocak depremine değinen Başkan Şerifoğulları, Türkiye'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasının Elazığ'da yürütüldüğünü vurguladı. Elazığ Sivrice merkezli 24 Ocak 2020 depremi yaşadığımız 6.88'lik deprem, ülkemizin ve şehrimizin bir gerçeği olan deprem felaketine karşın daha duyarlı ve bilinçli olmamız gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur. Şüphesiz geleceğimiz açısından atılacak en önemli adım depremle yaşayabilmeyi öğrenmek, yapı stoklarımızı depreme dayanıklı hale getirmektir. Devletimizin desteğiyle kısa sürede şehrimizin eski yapı stoğunun yenilenmesi adına güçlü adımlar atıldı. Can ve mal güvenliği esaslı oluşturulan planlama doğrultusunda şehrimizi yeniden yapılandırırken hedefimiz halkımızın güven içerisinde yaşayacağı minimum riskin bulunduğu modern bir kent oluşturmaktır. Türkiye'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğümüz Elazığ'ımızın vizyonuna değer kazandıracak bir proje olan Umut Elazığ projesiyle şehrimize, çevreye duyarlı modern bir yaşam alanı kazandırılmış olacak. Başkan Şerifoğulları Umut Elazığ projesinin Türkiye'ye örnek olacağını vurgulayarak Umut Elazığ projesi kapsamında yapılan konutlardan elde edilen gelirin şehrin kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılacağını söyledi. Elazığ'ımızın büyük bir heyecanla ve merakla beklediği Umut Elazığ projesi çevreye duyarlı, modern, kendi kendine yetebilen ekolojik bir yaşam alanı olarak inanıyorum ki Türkiye'de 81 şehrimiz için örnek teşkil edecek. Projenin tamamlanmasıyla elde edilecek kaynak ise yine merkezimizdeki eski yapı stoklarımızın dönüşümünde kullanılacak. Törende konuşan Elazığ Valisi Erkay Ayırık, Elazığ'ın yaşanabilir kentlerde ön sıralarda yer alan bir kent olduğunu ifade ederek Elazığ valisi olmaktan gurur duyuyorum dedi. Elazığ gerçekten Doğu Anadolu'nun Doğu Anadolu fay hattı üzerinde kurulmuş ve Türkiye'de 19. sıralamadaki yaşanabilir kentlerinden birisi. 591 bin nüfusuyla, müteşebbis ruha sahip insanıyla, ağzı dualı, dürüst gakkolarıyla gerçekten ülkemizde nadide köşelerden birisi. Ben bugün samimiyetle ifade ediyorum. Elazığ valisi olmaktan da gurur duyuyorum. Zor zamanda vali olarak atandık. Deprem sonrasında pandemi de buna eklendi. Ve bu zorlukların neticesinde artık her köşesi, Elazığ'ımızın her köşesi elbette Türkiye'nin olduğu gibi milletimizin, insanlarımızın ikamet edebileceği, yaşayabileceği, nefes alabileceği bir destinasyon oldu. Vali Yırık yapılan çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti. Ece Ceylan hocamız dedi ki, Bedrettin hocam azıcık Elazığlı, biraz İstanbullu ve Selçuklu dedi. Ben biraz da Türkiye'li dedi genel olarak. Ben şöyle tekrar bir reset yapayım. Başta Selçuklulu, ondan sonra Körenk yollarında türküsünü söyleyen Dalanlı, ondan sonra biraz Türkiye'li ve bizim büyüğümüz. Şimdi Selçuklu'nun devamında da elbette bunlar olmalıydı. Mevlana diyor ya, akl ile bimar eder az mı tabip, lik aklı olmaz devasında musip.
Kişinin diyor hastanın iyi olması için doktor olmasına gerek yok. Kendisini doktora götürebilecek akla sahip olması yeterli diyor. İşte doktorlar burada. Elazığ orada. Ben katkıları dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Allah bu bir hayırdır. Bu bir hizmettir. Bu vatanperverliktir. İşte bu milliyetçiliktir. Bu hizmetlerinden dolayı Bedrettin Hocama, başkanımıza, abimize ve tüm emeği geçen buradaki hazuruna ben kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı günleriniz olsun. 2021, 2020'den daha güzel gelsin. Hepinize saygılar sunuyorum. Konuşmaların ardından Umut Elazığ projesinde yer alan konutların sunumu gerçekleştirildi. Temmuz sonu pandemi sürerken Emre Arolat, Ayferi Ertek, biz üçümüz kalktık Elazığ'a gittik. Sayın Başkan bize orada proje alanını tahsis etti. Yaklaşık 600 bin metrekarelik bir alanda deprem sonrası inşa edilecek örnek bir yerleşim merkezinin tasarımını bizler gönüllü olarak üstlenme kararı aldık. EAA'nın kurucu ortağı Emre Arolat proje konusunda çok iddialı olduklarını söyledi. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki herhangi bir mimarlık bürosu için Türkiye'de veya Türkiye dışında çalışan herhangi bir mimarlık bürosu için dahi bu sürede üretilen bu projenin çok üst düzeyde bir en azından niceliğinin olduğunu, niteliği konusunda da çok iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Umarım beğenirsiniz denildi. Aslında bizim için çok önemli bir konu var. Biz mimarlar önce kendimiz beğenmek isteriz. Sevgili seyirciler, Ziraat Odası'nı ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, gittikçe daralan tarım alanlarına sahibiz ama biz tarım alanlarının korunmasından yanayız dedi. AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Erdem'i ziyaret etti. Misafirlerini odasında ağırlayan Ziraat Odası Başkanı Ahmet Erdem, çiftçilere en iyi hizmeti sunmanın gayretinde olduklarını belirtti. Değerli Başkanım, biz Ziraat Odası olarak bir çiftçi kuruluşuyuz. Burada tabii ki çiftçilerimizin sorunları, işlevleri oluyor, geliyor. Kendilerine oldukça biz özverili bir şekilde yardım ediyoruz. Kendilerine beraber burada sorunlarımız var, sorunlarımızı çözüyoruz. Geçenlerde değerli milletvekilimiz Metti Brut Beyefendi ile birlikte Molla Köyü nahiyesinde siz de zaten siz de buradaydı. Orada çiftçilerin sorunlarını kendilerine aktarıyoruz. Size siz bizlerin il başkanısı, büyüğümüzsünüz, size aktarıyoruz. Burada bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Burada çiftçilerimizin sorunları olduğu zaman biz kendi elimizden geldiği kadarıyla özverili bir şekilde çalışıyoruz. Bu konuyu da siz değerli büyüklerimize bildiriyoruz. Burada tabii bizim aşamadığımız konular var. Onları da sizle birlikte çözeceğiz. Burada benim söyleyeceğim başka bir şey yok. Burayı bizi, bu odamızı ziyaretten dolayı size çok çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Sizlerin de devamlı, sizden devamlı desteğini bekliyorum Sayın Başkanım. Devamlı olarak sizin desteğini bekliyorum. Siyasi irade olarak çiftçilerimizin yanındayız diyen AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, tarım alanlarının korunmasından yanayız dedi. Tarım alanının ne kadar önemli olduğunu artık herkes biliyor. Özellikle pandemi süreci bunu bir kez daha bize gösterdi ki, hatta Cumhurbaşkanımızın kendi ifadesiyle bir metrekare yer bulursanız dahi orayı ekin. Bu da çok önemli bir ifadeydi. Zaman zaman tarım alanlarımız çeşitli sebeplerden, işte gelişen bir takım ekonomik yapılardan, şunlardan bunlardan dolayı gittikçe daralan tarım alanlarına sahibiz. Biz tarım alanlarının korunmasından yanayız. Herkesin istediği yerde işte bina yapımı ya da farklı şekilde tarım alanını daraltacak şekilde işlemler yapmasına şahsen gönlüm arzu etmiyor. Ama yasal bir bu anlamda yaptırımımız yok. Ama tarım alanlarına kadar daralırsa bölgede yaşayan ve herhangi bir bölgede yaşayan insanlarımız, özellikle çiftçilikle uğraşan insanlarımız özellikle bu alanların daralmasından dolayı sıkıntı çekecekler. Bir de tarım alanının artması mutlak manada çok daha farklı etkileri ve etki alanları var. Yani her zaman için tarım alanlarının korunmasından yanayız. Bunu da başta o da başkanımız olmak üzere bizler de elimizden geldiği kadar Tarım Bakanlığı'na kadar bu tarım alanlarının korunması konusunda takipçisi olacağız. Ben bu konuyu daha önceki bir ziyaretimde Tarım Bakan Yardımcımıza da iletmiştim. Bu tarım alanlarının korunması konusunda onlar da bizimle
hemfikirlerdi. Fakat tabii doğal olarak mevzuat izin verdiği yere kadar yapılabiliyor bunlar. Biz AK Parti ailesi olarak ve ben AK Parti İl Başkanı olarak bu şehirde bütün soruların her fırsatta söylediğim gibi muhataplığını kabul ediyorum. Çözümü noktasında da elimizden geldiği kadar ve zaman bize müsaade ettiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz, çalışacağız. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Elazığ'da kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu. 101 köy yolu ise ulaşıma kapandı. Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından şehir beyaza büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Elazığ Belediyesi'ne bağlı ekipler de şehrin cadde ve sokaklarında vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için kar temizleme çalışması yaptı. Öte yandan kar yağışı ile birlikte 101 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler kapalı köy yollarına ulaşımı açmak için çalışmalara başladı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri vatandaşlardan çığ, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Çaydaçırağı Mahallesi'nde buzlanma nedeniyle kayan 5 araç birbirine çarparak durabildi. Öte yandan buzlanma nedeniyle Elazığ-Bingöl karayolunda meydana gelen tır kazasında ise 3 kişi yaralandı. Elazığ'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla beraber buzlanma meydana geldi, sürücüler zor anlar yaşadı. Görüntülerin adresi Çaydaçıra Mahallesi. Rampadan çıkmaya ve inmeye çalışan araçlar peş peşe kaymaya başladı. Bu sürücü kayan aracını durdurmak için araçtan inerek tutmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Buzlanma nedeniyle kayan araçlar birbirine çarparak durabildi. Beş aracın birbirine çarptığı yolda o anlar kameraya yansıdı. Görüntüler Elazığ-Bingöl Karayolu'ndan. Tırlar çarpıştı, sebze ve meyveler yola saçıldı. Elazığ-Bingöl Karayolu 45. kilometresi Şahsuvar Köyü mevkiinde Bingöl istikametine seyir halinde olan 23 plakalı sebze ve meyve yüklü tır, buzlu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette giden 14 plakalı tıra çarparak devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken sebze ve meyveler yola saçıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ana yol hava şartlarının kötü olması nedeniyle 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Polisin tedbir aldığı yolda karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Tırın ve yola saçılan ürünlerin kaldırılması ile trafik kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı yaşam memnuniyeti araştırma sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2020'de %54,4'ten %48,2'ye geriledi. Ben kendimce mutluyum. Ağlayıp da gözlerimden mi olayım? Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarını açıkladı. Evet, mutluyum ben. Mutluyum, çalışıyorum, mutluyum, huzurluyum. Şu anda bu ortamda mutluluk biraz zor. Buna göre de mutsuz olmamız lazım. Biz de mutluyuz diyemeyiz, yalan olur. Paramızın değeri kalmamış. Her şey yani değeri kalmamış derken bütün fiyatlar yükseldiği için bizim paramız değeri azaldı. Pandemi, deprem derken hep Yaradan'ın verdiği şeylerdir. Yapacak bir şey yok ona da. Kabullenip mutsuz yaşayacağız. Mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı 2019'da %52,4 olarak kayıtlara geçti. 2020 yılında ise bu oran %48,2 oldu. Doğru. Mutluyum ama ben. Boşuna konuşmuşlar. Her şeyden mutlu. Boşa konuşuyorlar onlar. Sizce bu mutsuz olanlar neden mutsuz? Onlar laf icabı.
laf olsun diye konuşurlar. Herkeste durumu da iyi, parası da yerinde, herkesin durumu da iyi yani. Kimsenin derdi yok mu sizce? Olabilir yani. Ama yani bu her tarafta mutsuzum deyip de gezmenin de bir alemi yok. Şükrediyorsunuz. Tabii şükür ediyordu. Şükür edecek tabii. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise aynı dönemde %13.1'den %14.5'e çıktı. Mutlu musunuz? Mutluyum evet. Mutlu musunuz? Tabii mutluyum. Vallahi ben şu anda mutsuzum. Hem hastalıktan dolayı hem gençliğin sıkıntısından dolayı. Mutluyuz. Çok şükür diyorsunuz. Allah'a şükür edeyim. Ben kendimce mutluyum. Ağlayıp da gözlerimden mi olayım? Mutlu musunuz? Evet. Mutluyuz. Mutluyum çok şükür. Allah'a bin kere şükür. Allah'ım da çünkü Cenab-ı Allah belki bize böyle şey etmiş. Şükredecek. Bu imtihandır. Mutluluğun resmi hala çizilemedi ama fotoğrafı çekildi. O fotoğrafa göre Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2020'de 52,4'ten 48,2'ye geriledi. Bunun sebebi ekonomi sorun, bu koronavirüs. Ondan dolayı sıkıntı oluyor tabii ki. Ama siz mutlusunuz. Ben mutluyum evet. Çocuklarımla, eşimle mutluyum. O da can sağlığın oldu mu mutlusun. Can sağlığı olmadan ise bu elazığ sen olursun. Ne diyeceğiz? İşsizlik almış başını gidiyor. Elazığ'ı görüyorsunuz zaten. Sanayi yok, bir şey yok. Olmayınca ne olur? Mutsuzluk da alır başını gider. Hayır. Neden peki? Bilmiyorum. Sebebi bilsem, yok mu? Bilsem mutlu olurum. Çözümünü bulur, mutlu olurum. Ben mutluyum. Yani şu bu sene biraz hastalık vardı. Ondan dolayı çok mutlu olmadık ama yine de çok şükür mutluyuz yani. Bunun sebebi maddi sıkıntılar olabilir. Fedakarlıklar az olabilir. Birbirine karşı insanların saygı sevgisi azalmış olabilir. Azalıyor da yani yaşayan gün daha kötüye gidiyor. Evlilikler olsun, büyüklerimize karşı saygı sevgimiz olsun. Bunlardandır yani başka... Deprem, pandemi etkisi olabilir mi? Ya, tabii ki olabilir de yani bunlar yanaşılmayacak şeyler değil. Önemli olan insanlar birbirine sarılıp kanıtlanması. Büyüğümüzü, küçüğümüzü bilmek. Saygı sevgi çerçevesi içerisinde. Hani her şey olur yani deprem. Bunlar olursa insanlar mutludur. Tabii yani. Yani bunlar dediğim gibi insanlar fedakar olması lazım. Evet. Çok. Vallahi şimdi hastalık var. İnsan ne olsa pandemi var, çalışan yok. Eve ekmek götüren zor kişiler var. Sokakta para dilenen falan. Mutsuz çok ablacığım. En büyüğü bu hastalıktan dolayı. İkincisi de hayat pahalılığı. Aile şey kendi aile şeyimden mutluyum çok şükür. Eşimden, çocuklarımdan evinden mutluyum. Bu neden olabilir? Bu hastalıktan dolayı. Mesela bu pandemi sürecinde kimse dışarı çıkamıyor. Ondan sonra sıkıntı oluyor. Kimin maddi manevinden sıkıntıya giriyor. Anladın? O yüzden tabii ki bazı insanlar mutsuz olabiliyor. Adam var iş yerinden kapanmış. Ne yapacak? Parası yok, pulu yok. Kiradadır. Ne yapacak? İşte ondan mutsuzluk olabiliyor yani. Bana göre dini eğitimsizliktendir. Depreme etkisi çoktur. Hendeyse yok, yok. Beş aydır doğrudur biz çalışmıyoruz. 5 aydır. Evler gitti. Ondan sonra o konteynerlerde oturuyoruz. Kocaeli kentte. Kardeşi 4 nefisiz. 5 aydır rahatsız, kaldı rahatsız oldun. Gittim hastaneye, özel hastanede şey oldun, terapi oldun. Yani her 4 ayda, 3 ayda gidiyor. 5 aydır çalışmamış. Yani nereden geliyor? Geldiği bir şey yok. Mutsuzluğun sebebi o zaman bu. Allah'a yine Allah çok şükür. Allah'a yine 1000 kere şükür. Bu Allah, Cenab-ı Allah vermiş. Yine şükür edeyim. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı 2020'de %51.7, evli olmayanlarda bu oran %41.3 olarak gerçekleşti. Mutlu olmasam beraber gezmem. Mutlusunuz. Mutluyum. Mutlu musunuz? Ben boşandım, hiç mutlu değilim. Boşandım ama bunun neresi mutlu olacak? Mutsuzum. Mutluyuz. Mutluyuz da bazı şeylerde mutlu değiliz. Neden nasıl? Peki? Sebepleri ne? Böyle bazen aile sorunları oluyor. Mesela kardeşler borç üstüne borç çıkarıyor. Yok yerden ortada aniden bir borç çıkıyor. Lan diyor sen ne misin bu? Nerede çıkarttın borcunu? Vallahi diyor borçtur. Ne yapıyor? Hiçbir şeyden haberim yok. Da gel de bu borçları öde. Ne olacak? Da gel de mutlu ol. Böyle mutluluk mu olur? Minik öğrenciler Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'ı makamında ziyaret ederek kandilini kutladılar. Maskeler de hepsi çok güzel.
Fırat Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin minik öğrencileri Regaip Kandili. Dolayısıyla Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'ı makamında ziyaret ederek Kandili'ni kutladılar. Merhaba, nasılsın? İyi misin? Sen nasılsın? Herkes iyi mi? Çocuklarla tek tek ilgilenen Rektör Göktaş'a miniklerin bir de ikramı vardı. Ziyarette Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Bilal Üstündağ, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Ümit Ferit Aldım ile birlikte kreş öğretmenleri de katıldı. Ziyaret, Rektör Göktaş ve Rektör Yardımcısı Üstündağ'ın çocuklara takdim ettiği hediyelerle son buldu. Sevgili seyirciler, Özbekistan Ankara Büyükelçiliği'nin daveti ve ulusal tur operatörü Asya Lüks Turizm firmasının organizasyonu ile Türkiye'den Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra ünlü YouTuber'lar, gezi bloggerları, gazeteciler ve önemli turizm acentelerinin temsilcilerinden oluşan kafile Özbekistan gezisine katıldı. Kafile Özbekistan'da başta Taşkent, Buhara, Semerkant olmak üzere çeşitli kent ve merkezlerde önemli tarihi yerleri gezme fırsatı yakaladı. Özbekistan Ankara Büyükelçiliği'nin daveti ve ulusal tur operatörü Asya Lüks Turizm firmasının organizasyonu ile Türkiye'den Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra ünlü YouTube'lar, gezi blogları, gazeteciler ve önemli turizm acentelerinin temsilcilerinden oluşan kafile Özbekistan'a gitti. 5 günlük süren Özbekistan gezisinde kafile başta Taşkent, Buhara, Semerkant olmak üzere çeşitli kent ve merkezlerde önemli tarihi yerleri gezme fırsatı yakaladı. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Türk ve İslam medeniyetlerinin en önemli merkezlerinde bulunan Özbekistan'ın tarihi kenti Buhara ziyaretinde Buhara Valisi Botir Zaripov tarafından karşılandı. Özbekistan ve Buhara hakkında bilgiler veren Vali Zaripov, Orta Asya sizin ana yurdunuz. Hele de Buhara hem İslam medeniyeti için hem de Türkler için çok önemli bir şehir. Türk kardeşlerimizi bekliyoruz dedi. Sefer ettim diyorlar. Mustafa Atatürk'ü kabirlerini ziyaret kılıp Ankara'ya varıp başkırmalı. Ankara ziyareti nedence? Dinimize hem, dilimize hem yakın, babalarımıza hem bir şu için yine bir bar tut gelip size. Dilimize aynı. Yine bir bar teşekkür ederim ben size. Başkan. Ben şu turda dumanı, safarda taşlık yerleri için. Yine de bizim ajandaya yani teşekkür ediyorlar. Yani bu seferinizi yaptığı için. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ise Buhara Valisi Botir Zaripov misafirliklerinden dolayı şahsında tüm Özbekistan halkına teşekkür ederek Türkiye ve Özbekistan'ın iki kardeş ülke olduğuna dikkat çekti. Biz de hakikaten burada misafir ettiğiniz için özellikle sizler ajente olarak bizleri ziyaret kabul ettiniz, getirdiniz. O açıdan teşekkür ediyoruz. Ayrıca da biz Türkiye'deki işte kardeşlerimizin, dostlarımızın selamlarını getirdik. Burada böyle bir manevi huzurda Vahdettin Nakşibendi Hazretleri'nin kabrinde sizinle birlikte olduğumuz için teşekkür ettik. Allah razı olsun. Sıla-i Rahim yapmış olduk biz burada. Kutlu rahmet etmemiz bu ziyaret düştürgenliğiyle uçan özel ziyaretlerine kurulurkenimize de. Bizde bana şu ahırı tur yılda göre yapsız yurtumuz rollendi. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve beraberindeki heyetin bir diğer durağı ise Özbekistan Turizm Bakanlığı oldu. Bakanlık yetkilileriyle bir araya gelen heyet yetkililerinden Özbekistan'ın turizm ve tarihi yerleri hakkında bilgiler aldı. Yetkililer Türkiye'den son yılda çok sayıda misafir ağırladıklarını belirterek Türk halkına teşekkür ettiler. Rahmet etmemiz çünkü biz memleketimizde borgenliğinden elbette bir yurdaki tasarruflarımız. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, bizler Türkiye'ye gidince inşallah kendi yayın ağlarımızda, televizyonlarımızda, gazetelerimizde burayı çok geniş bir biçimde tanıtacağız dedi.
evimize geldik. Ata yurdumuza geldik. Sıla-i Rahim yapmış olduk. Yani İslam'daki Sıla-i Rahim vazifamızı belirlemiş. Türk halkının sevgisi, saygısı, Özbekistan'a olan ilgisi çok üst noktada. Türk halkının Özbekistan'a mehri, muhabbeti ve Özbekistan'a olan kızıkışı en yukarıda bizden. Türk dünyası açısından önemli olan Semerkant, Bukhara gibi önemli merkezlerdeki bilim adamları, Türk dünyasının yıldızı hem Türkiye'ye hem insanlığa büyük bir katkı sunmuşlar. Türk dünyasının en muhim merkezlerden bugün Samarkand, Bukhara gibi kuduklardan çıkan büyük allamalar ne fakat Türk dünyasını, belki bütün dünyadaki sivilizasyonun, medeniyetinin ruhlanışı yücretikte bizlerin hastalarını koşuyor. Son dönemde iki ülke arasındaki ilişkiler de gelişmiş durumda. Yani şu ikinci beklerde iki türlü... 2020 yılı Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Müftülüğü ve Milli Eğitim Bilim Müdürlüğü'nce organize edilen Ezbere Veda Hutbesi okuma yarışmasının liseler arası finali gerçekleştirildi. 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Müftülüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Ezbere Veda Hutbesi okuma yarışmasının liseler arası finali gerçekleştirildi. أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم Merkez ve ilçelerdeki liselerde yapılan elemeler sonrası il finaline kalan 10 öğrenci arasından yapılan yarışma Müftülük sitesi Edebecan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, İl Müftüsü Selami Aydın, Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı Yasin Karakaya, Şube Müdürü Ömer Abdülaziz Döger, okul müdürleri ve öğretmenleriyle birlikte yarışmacıların aileleri katıldı. İnsanlar, bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Karakaya konuşmasında veda hutbesinin ezberlemenin yanında yaşam tarzına dönüştürmesi gerektiğini söyledi. Amacımız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesini bütün gençlerimizin, bütün insanlarımızın ezberlemesi. Bu mesajı gelecek nesillere aktarmamız lazım. Bunun için okullarımızda idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, veliler olarak bizler çocuklarımıza bu ulvi mesajı ezberletmemiz ve hatta bunu yaşam tarzına dönüştürmemiz lazım. İl Müftüsü Selami Aydın, veda hutbesinin insanlığa bir sesleniş olduğunu kaydetti. Ben yarışmaya giren bütün kardeşlerimizi, gençlerimizi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Bugün mübarek bir gün, mübarek bir gece. Ragaib kandili, kandilimiz hepimize mübarek olsun. Allah'ın rahmeti, mağfireti hepimizin üzerine olsun. İl finalinde yarışan öğrencilerden Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Esat Karabulut birinci, Cemil Meriç Fen Lisesi'nden Yusuf İsmail Değirmenci ikinci, Kovancılar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İbrahim Aydemir ise üçüncü oldu. Dereceye giren öğrenciler İl Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Şehrin ve gençliğin sorunlarına katkı sunmak ve gelişimlerine değer katmak için çeşitli aktiviteler düzenleyen Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi, Aşağı Demirtaş Konteyner Kent'te yaşayan depremzede çocuklara sinema keyfi yaşattı. Şehrin ve gençliğin sorunlarına katkı sunmak ve gelişimlerine değer katmak için çeşitli aktiviteler düzenleyen Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi, Aşağı Demirtaş Konteyner Kent'te yaşayan depremzede çocuklara sinema keyfi yaşattı.
Hüyamin Eroğlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen sinema etkinliğine Belediye Gençlik Meclisi üyeleri ve depremzede çocuklar katıldı. 7-11 yaş arası 40 çocuğun yer aldığı etkinlikte çocuk misafirlere Oyuncak Hikayesi isimli animasyon film izletildi. Depremzede çocukların sosyalleşmelerinin yanı sıra moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen programdan sonra Gençlik Meclisi üyeleri tarafından çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı. Etkinlik süresince keyif dolu anlar yaşayan çocuklar, başta Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları olmak üzere etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler. Şoförler Odası tarafından toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması yapıldı. Başkan Şevket Toroman, vatandaşların gönül rahatlığı ile toplu taşıma araçlarını kullanabileceğini söyledi. Elazığ Şoförler Odası tarafından toplu taşıma araçları dezenfekte edildi. Şoförler Odası Başkanı Şevket Toroman, vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile toplu taşıma araçlarını kullanabilir dedi. Tabii bu ilaçlamaların bir tek sebebi, amacı vatandaşlarımızın gayet rahat bir şekilde gerek ticari taksilerimizi, gerekse işte toplu taşıma yapan araçlarımızı gönül rahatlığıyla araçlarımıza kullanmaları. Biliyorsunuz bu arada yine biraz daha ilimizde virüsün artmasından dolayı esnaflarımıza da bu konuyla ilgili demişiz ki arkadaşlar, araçlarınızı her yolcu gidiş gelişinde araç şeylerinizi tertemiz, kollarını, direksiyonu, her yani vatandaşın el değdiği yerleri kendiler de ayrıyeten temizliğini yapıyor. Konuyla ilgili gerek Elazığ halkımız, gerek dışarıdan gelen vatandaşlarımız, gerekse işte kendi temsil ettiğimiz esnaflarımız konuyla ilgili gayet titizlikle sürdürmeye çalışıyoruz. Biz de iki gündür biz tabii yaptırmak isteyenlere, yaptırmayanlara da kendileri biz yapıyoruz diyorlar. Ama bugün bir yıldan beri bizim çalışmalarımız devam ediyor. 15 gün oluyor, 1 ay oluyor, 2 ay oluyor ama çalışmalarımız ilaçlama, dezenfekte yapma çalışmalarımız hiçbir zaman esnafımızdan eksik etmedik. Devam etmeye de çalışmalarımız da devam edecek. İlaçlamalarımız da devam edecek. Yarın da inşallah galeri sitesine gideceğiz. Esnaflarımız, vatandaşlarımız bu virüs belasından bir an önce kurtulmaya çalışacağız hep birlikte. Elazığ Belediyesi 21 Şubat Pazar günü akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavına girecek adaylar için otobüs seferleri düzenleyecek. Elazığ Belediyesi 21 Şubat Pazar günü düzenlenecek akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavına girecek adaylar için otobüs seferleri düzenleyecek. Elazığ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına karşı ALES'e girecek adayların sınav noktalarına ulaşımlarında kolaylık sağlamak amacıyla 21 Şubat Pazar günü saat 09'da Merkez Mahallelerden Fırat Üniversitesi'ne, saat 13'te ise Fırat Üniversitesi'nden Merkez Mahallelere ulaşım hizmeti sunulacaktır denildi. Zehir tacirlerine geçit vermeyen Elazığ polisi son iki hafta içerisinde yaptığı çalışmada bir adet ruhsatsız tabanca ile belirli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca zehir taciri 5 kişi tutuklanırken 46 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Son iki hafta içerisinde zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şahıstan 5'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 46 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Yürütülen çalışmalar sırasında bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken belirli miktarlarda da çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Malatya'da tekne motoru çalan şüpheli Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalandı. 6 ay önce Malatya Turgut Özal Tabiat Parkı'nda bulunan bir teknenin motoru çalındı. Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmada jandarma ekipleri çalınan motorun Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde bir adresi olduğunu belirledi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmada önce motor bulundu, ardından da hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin kimliği tespit edildi. Gözaltına alınan 48 yaşındaki şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Bulunan tekne motoru ise sahibine teslim edildi. Yaklaşık 6 ay önce Malatya'da tekne motorum çalındı. Bugün itibariyle de Elazığ Merkez Jandarması tarafından motorum bulundu ve bana teslim edildi. Gerekli ilgi ve alakadan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Elazığ'da özel bir hastane ile otomotiv sektöründe hizmet veren bir firma arasında karşılıklı indirim protokolü imzalandı. Medline Hastanesi ile Hyundai Kubilay Otomotiv arasında karşılıklı indirim protokolü imzalandı. Hastane Müdürü Kürşat Kara Hüseyinoğlu, imzalanan protokolle hastane çalışanlarının araç bakımlarını indirimli yapabileceklerini söyleyerek protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu. Karşılıklı olarak Hyundai Kubilay Otomotiv de bize Hyundai araçlarımızda indirim protokolünde bakımında indirim imzalamış olacağız. Tüm personelimiz ve çalışanlarımız dahilinde. Medline Hospital Hastanesi olarak burada son teknoloji sistemi kullanarak hijyenik ortamda hastalarımıza hizmet etmeyi hedefliyoruz. Elazığ halkımızın gönül rahatlığıyla hastanemizi tercih edebileceği hususunda bu konuda bilgi vermek istemiştik. Bununla birlikte geldiğimiz bu pandemi sürecinde hastanemiz altyapısıyla, hijyen koşullarıyla ön plana çıkmaktadır. Gönül rahatlığıyla hastalarımız hastanemizi tercih edebilirler. Her iki tarafa hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederim. Otomotiv sektöründe hizmet veren firmanın genel müdürü Ömer Levent Dudunalı ise imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi. Medline Hospital'la tüm personellerinin araçlarının hem bakım hizmetine, kaporta boya hizmetine, servisteki tüm anlaşmaları yaparak aramızda bir protokol hazırladık. Sıfır araç alımlarında zaten şu anda kampanyalarımız mevcut. 50 bin ya 150 bin TL arasında sıfır faiz kampanyalarımız. Ekstra bizim de normalde 11 bin ile 37 bin TL arasında da nakit indirim kampanyamız mevcut markamızda. Bunların yanı sıra da yine Medline ailesine özel iskontolarımız olacak. Onları belirttik. Müdürüm sadece Hyundai markasından bahsetti ama hali hazırda Hyundai aracı değil, yabancı marka tüm araçlara, Hyundai dışındaki tüm araçlara, garantisi biten tüm araçların da bakımlarına da talip olduk. Orada da çok güzel iskontolar tanımlandı. Allah muhafaza yaşayacakları kaza bela durumlarında, kaporta boya hizmetlerinde, bunun yanı sıra lastik satışından tutun da seramik kaplaması, boya koruma özellikleri, bu tür bütün faaliyetlerde özel iskontolar tanımladık. Her iki aileye de bu konunun hayırlı olmasını dilerim. Saadet Partisi Genel Merkez Üst Kurul Delegesi Fırat Arıkan ve Murat Oktay Mehmet Arıkan'ın anneleri Ayşe Arıkan vefat etti. Merhume kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Saadet Partisi Genel Merkez Üst Kurul Delegesi Fırat Arıkan ve Murat Oktay Mehmet Arıkan'ın anneleri Ayşe Arıkan vefat etti. Merhume Arıkan için öğlen namazına müteakip İmam Azam Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhume kılınan cenaze namazının ardından Akçakiraz beldesinde bulunan aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri pandemi tedbirleri nedeniyle telefonla kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhumeye Allah'tan rahmet,
Kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Evet, Allah rahmet etsin. Acılı ailesine sabırlar versin. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Elazığ Spor'da 4-1'lik Etimesgut Belediyespor mağlubiyetinin ardından teknik sorumlu Ümit Tekoğlu ile yollar ayrıldı. Elazığ Spor'da 4-1'lik Etimesgut Belediyespor mağlubiyetinin ardından teknik sorumlu Ümit Tekoğlu ile yollar ayrıldı. Levent Eriş ve Orhan Kaynak'tan sonra Elazığ Spor'da 3. hoca olan Ümit Tekoğlu çıktığı 6 müsabakadan 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak başarısız bir grafik çizdi. Son oynanan Etimesgut Belediyespor karşısında alınan 4-1'lik iç saha mağlubiyetinin ardından kulüp başkanı Selçuk Öztürk'ün Ümit Tekoğlu ile görüşerek yollarını ayırmak istediğini bildirdi ve teknik sorumlu Ümit Tekoğlu'nun bu karara saygı duyarak kulüpten ayrıldığı belirtiliyor. Edindiğimiz bilgilere göre Kastamonu Spor'dan ayrılmak üzere olan eski teknik direktör Levent Eriş ile görüşmeler yapan Başkan Öztürk'ün tecrübeli teknik adamı yeniden Elazığ Spor'a getirmek için gayret sarf ettiği ifade ediliyor. Sevgili seyirciler, sahipsiz Elazığ Spor hızla 3. lige doğru yol alıyor. Kümede kalma adına 3 puan parolasıyla çıktığı Etimesgut Belediyespor karşısında hiçbir varlık gösteremeyen bordo beyazlı takım 4-1 mağlup olurken ikinci yarıda dalga dalga gelen rakip ataklarına dur diyen kaleci Ali takımını tarihi hezimetten kurtardı. 54 yıllık Koca Çınar Elazığ Spor adeta kaderine terk edilirken yok olma yolunda da hızla tükeniyor. İkinci yarıda aldığı başarısız sonuçların ardından düşme hattına adeta demir atan bordo beyazlı takımımız mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren Etimesgut Belediyespor'a 4-1 mağlup olarak ligde kalma umutlarını çok zora soktu. Saat 13'te Doğukent Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip 3. dakikada savunmanın büyük hatasında Ömer Faruk Ermiç'in attığı golle Elazığ Spor karşısında 1-0 üstün duruma geçti. Elazığ Spor 7 bu şok golden sonra demoralize olup oyundan düşerken konuk ekip 29. dakikada yine Ömer Faruk Ermiç ile farkı 2'ye çıkararak rahatladı. Oyunun kontrolünü eline alan Etimesgut Belediyespor 37 ve 45. dakikalarda Aylim Harlak'ın attığı gollerle skoru 4-0'a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Maçın ikinci yarısı iki takımın karşılıklı ataklarına sahne olurken Elazığ Spor savunmasının zaaflarından yararlanan Etimesgut Belediyespor kaleci Ali ile karşı karşıya kaldığı birçok pozisyondan yararlanamazken farkın hezimete dönüşmesini kaleci Ali önledi. 84. dakikada sonradan oyuna giren Elazığ Spor'un etkili oyuncusu İzzet Topatar'ın attığı gol Elazığ Spor için yeterli olmadı ve müsabaka Edimeskut Belediyespor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından 21 puanda kalan bordo beyazlı ekibimiz sezonun 25. haftasında 24 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Kastamonu Spor'la karşı karşıya gelecek. Elazığ Spor Teknik Sorumlusu Ümit Tekoğlu, hayat devam ediyor derken Elazığ Spor'un ligde kalacağını belirtti. Elazığ Spor'da 4-1'lik farklı Etimesgut Belediyespor mağlubiyetinin ardından değerlendirmelerde bulunan teknik sorumlu Ümit Tekoğlu, çaba gösterdiklerini belirtirken hayat devam ediyor. Elazığ Spor kümede kalacak açıklamasını yaptı. Üzgünüz yani maçın açıklamasıyla ilgili ne söyleyeceğiz bilmiyoruz. Eksik oyuncularımız var zaten, cezalı oyuncularımız var. Hani onun üzerine rakibi de az çok izledik, analizlerini yaptık, toplantılar yaptık. Hem bireysel anlamda hem grup anlamında, savunma, orta saha, hücum anlamında. Sonra takım anlamında hafta içi maçtan önce de analizlerde de gösterdik. Ama maalesef işte yani önlem adına hani bir şeylerini yapma çabasındayız ama işte sol bekte genç bir çocuğumuz var. Oradaki oyuncunun kalitesini biliyoruz. İşte bireysel hata oradan çıkmaması lazım. Tecrübesizlik.
Yani o çocuğumuza da çok şey yapamıyoruz. Sadece onun üzerine değil. Ama işte oyunun içerisinde ilk başlangıçta bir iki pozisyonumuz oldu. Yani gol olması lazım. Biraz daha böyle solo anlayış var. Hala bir türlü bunu bırakamadı. Topla yani, çok istemediniz. Evet, yani zaman. Hakikaten yani ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Yani yine konuşacağız oyuncularımızla. Yani dışarıda biraz daha farklı oynuyoruz. İçeride de bir baskı oluyor. Bunu da anlattık kendilerine. Rakip de iyi bir takım. Yani fiziksel anlamda görüyorsunuz zaten. Yani kadroda düşündüğümüz işte genç oyuncularımız vardı. Onların temposundan yararlandınız. İşte mesela Muhammed Yıldız'dı, işte arkasından İzzet'ti. Daha yeni yeni toparlanıyor. Çünkü oyunun ilk başlangıcına soktuğumuz zaman oyun dirençli başlıyor. O bölümlerde hani çünkü rakibin iki bekleri de oyuna giriyordu. Orada da işte Fırat'ı kullanırız, Ensar'ı kullanırız. Ama dönemiyor. Dönemeyince oradaki oyuncu birebir kalıyor. Bu da maalesef pozisyon hatası veriyoruz. Yani bundan sonraki maçlara bakacağız. Yani elimizden geldiğince hakikaten çaba veriyoruz. Buna inansınlar lütfen. Yani bu çocuklarımıza sahip çıkalım. Başka şansımız yok. Yani bir kurtuluş savaşı veriliyor. İnşallah daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ümidimizi hiçbir şekilde kırmıyoruz. Enerjimizi düşürmeyeceğiz. Hayat devam ediyor yani. Bu takım kalacak. Allah'ın izniyle kalacak yani. Ne olursa olsun kalacak. Buna inansınlar. Ben teşekkür ederim. Sana sağ olun. Elazığ Spor'da her hafta bir oyuncunun kart cezalısı olması adeta gelenek haline geldi. Etin Meskut Belediyespor maçında gördüğü kart sonrasında bu kez Muhammed Yıldız cezalı duruma düşerken Kastamonu Spor maçında forma giyemeyecek. Kısıtlı kadrosuyla kümede kalma mücadelesi veren Tetişepe Elazığ Spor'da bugün oynanan Etin Meskut Belediyespor maçında sarı kart gören Muhammed Yıldız cezalı duruma düştü. Bu maç öncesinde aldığı 3 ihtarla sınırda bulunan Muhammed Yıldız, çarşamba günü deplasmanda oynanacak olan Kastamonu Spor müsabakasında forma giyemeyecek. Öte yandan temsilcimizde Yiğitcan Erdoğan, Eren Çinkılıç, Cengizhan Akgün, Yusuf Ensar Poyrazlı ve Selim Enes Özeren ise Kastamonu Spor maçına sarı kart sınırında çıkacak. Ve spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.